Muhterem kardeşlerim, Müslüman, Müslümanı bu anlamda asla kıskanmaz. Müslüman, Müslümanı gammazlamaz. Müslüman, Müslümanı satmaz. Müslüman, Müslümanın kötülüğünü istemez. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Müslüman, Müslümanı çekiştirmez. Müslüman, Müslümanı Allah için sever. Bunlar hepsi hadis-i şeriflerde geçiyor kardeşler. Böyle değil ise burada bir yanlışlık var demektir. Evet, şu camiye gelen kardeşlerim, ben Allah için seviyorum. Böyle olmak zorundayız. Tanıdığınıza ve tanımadığınıza selamı veriliyor. Size aranızdaki muhabbeti, sevgiyi pekiştirecek şeyi söyleyeyim mi? Efşu selamu beynekum. Ve et'imul ta'amul fakir. Fakirlere, yetimlere, yoksullara yedirmek, aranızda selamı yaymak. Selamlaşın aranızda diyor. Selamında ne olduğu var. Merhaba, iyi günler, kendine iyi bak değil. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam budur. Selamı yayın aranızda diyor Allah Resulü aleyhisselam. Bu aranızdaki muhabbeti pekiştirir. Hediyeleşin diyor. Müslümanın Müslümanın üzerindeki hakları belirtiyor. Bunlar kalkarsa aramızda muhabbet olur mu? Hasta olmuşsun, gelen yok. Kaza geçirmişsin, gelen yok. İyi günün olmuş, kötü günün olmuş, gelen yok. Ölün olmuş, gelen yok. Ne zaman geleceksin ya? Bakınız, bir sosyal yapıdır İslam. Müslümanın, Müslümanın üzerindeki altı hakkı. Hakkımız var bizim birbirimizin üzerinde. Karşılaştığında selamlaşması. Hapşırdığında ya Rabbi'llah demesi. Biz bunların hepsini kaldırdık bak. Tek tek kaldırdık biz bunları. Hapşırınca çok yaşa dedik. Ya çok yaşa demekten daha musibet bir söz var mı ya? Adam 120 yaşına gelmiş, ölmüyor. Altına kaçırıyor. Ya bakanlar, sağdaki evlatları bile bezmiş. Böyle hayat olacağına Allahu Teala bizim canımızı alması öyle bir bakımdan daha evladır ya. Biz çünkü öldükten sonra tekrar dirilmeye de inanıyoruz ya. Bu kadar direnmek ne? Biz öldükten sonra dirilmeye inanmıyor muyuz? İnanıyoruz. Bu dünyanın geçici olduğuna inanıyoruz. Ahiretin baki olduğuna inanıyoruz. Niye baki aleme gitmekten bu kadar kaçınıyor? Bir Müslüman seve seve o güne hazır olması gerekmiyor mu her gün? Şöyle bir tefekkür edin Allah aşkına. Biz bunu özümseyemedik kardeşler. Özümsemiş olsaydık, inanın, hayatımızın her safhasını yoksullara yedirmeden tutun, hasta ziyaretine varıncaya kadar, selamlaşmaya varıncaya kadar, yüzümüzü Müslümana güler yüzle davranmamıza kadar, Müslümanın sıkıntısını problem etmemize kadar, hepsi bizim amel defterimizde sevap olarak mahşerde önümüze gelecektir. Vakit geçmiş değil. Bunu yapabiliriz. Buna imkan var. Yeter ki Allah'ın razı olduğu dairede hareket etmeyi esas alalım. Farkına varmadan küfürü imana tercih etmeyelim. Bak, uyarıyorum sizleri. Allah rızası için başta kendimi uyarıyorum. Sonra sizi uyarıyorum. Biraz önce ne dedi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Sizi uyarması için, sizin müjdelemesi için peygamberler gönderdim. Neyi konuşuyoruz biz burada? Ben neyi anlatıyorum size burada? Burası neyin? Kimin evi burası? Allah'ın evi. Sizler Allah'ın kulları ve mümin kullarısınız.